Hadi bakalım şu son vidayı da sıkalım. Şunu da gevşetelim. Oldu işte. Ama nasıl deneyeceğim seni? Gel bakalım buraya. Şimdi şirin kedi gel bakayım. Başardım. Başardım işte. Beden değiş tokuşunu yaptım. Ben bir dahiyim. Ben başardım. Yüzyılın buluşunu yaptım. Ne? Yüzyılın buluşu mu? Buluş yaptın öyle mi Bilge Can? Ve sana bırakacağımı sanıyorsun. Bir ses duydun mu Balkız? Yo, ses mi duydum? Yani ses değil de daha çok gülme gibi bir şeydi. Yanıldım herhalde. Hanidir yol yürüyoruz. Kel başıma sarı güneş geçmiştir. Hayal görmem normal. Güneş olmasa da sen hayal görürsün Keloğlan. Ayrıca daha öyle bile olmadı. Güneşi görebilene aşk olsun. Sağ ol Karakacan. Esprilerimden bir tek sen anlıyorsun. Ayrıca çok yoruluysan ben ineyim. Yerimi sana vereyim Keloğlan. Niye öyle söylüyorsun prenses? Ben de anlıyorum seni ama sabahtan beri yürüyoruz. Yoruldum. Şikayet etme Keloğlan. Bilgecan dede sabah uğrayın size bir sürprizim var demedi mi? Evet, yine deney yapıyor galiba. Ne denediğini unutmasa bari. İnanamıyorum, hepiniz anladınız. Nasıl yani? Gerçekten böyle mi söyledi? Sana yalan borcum yok vezir. Ama Bilgecan'ın bana borcu var. Güçlerimin çoğunu elimden aldı ve geri vermiyor. O yüzden işbirliği öneriyorum sana. Seninle işbirliği yapmak mı? Kendimi dereye atarım daha iyi. Neden gülüyorsun? Ne anladın da gülüyorsun? Ben sayın vezirim... Ben sana gülebilirsin dedim mi? Demediniz ama bu gülüyor işte. Canına susadı galiba. Hadi ama vezir, zamanım yok benim. Lafımın kalanını dinleyecek misin yoksa güçlü olmak isteyen başkalarını mı bulayım? Tamam. Bitir lafını cadı. Dinliyorum. Buluş falan diyordun. Ne bulmuş? Bilmiyorum. Bilmiyormuş. Gülün. Seninle uğraşacak halim yok benim. Yüzyılın buluşunu dinlemek isteyen birilerini bulurum elbet. Dur. Yüzyılın buluşu ha? Güzel. Kim bilir ne bulmuştur aksi ihtiyar. Tamam. Anlaştık cadı. O buluşu ele geçirmeliyiz. Ortak çalışalım. Lay 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 lay. Neden dans ediyor bu adam anlayamadım. Huysuz. Bak ne güzel uçurtma yaptım. Dikkatimi dağıtma uzun. Gözlüyorum. Hadi yavaştan yaklaşalım da anlayalım işin aslını. Hayırdır? Sırtına karıncalar mı doldu Bilgecan dede? Sabah sporu mu yapıyorsun Bilgecan dede? Hoş geldiniz çocuklar. Bakın size ne göstereceğim. Gelin. Bakın bu bir tavuk. Bu senden önce keşfedilmişti dede. Bu da bir kedi. Kedi de buludalı çok oldu. Prenses. Buluşunun bu hayvanlarla ne ilgisi var? Ama bu tavuk miyavlıyor. Bana bir şeyler oluyor. Hayal görüyorum galiba. Bilgecan dede, nasıl oldu bu? Yıllardır üzerinde çalışıyordum çocuklar. Sonunda başardım işte. Beden değiş tokuşu yaptım. Yani tavukla kedi yer mi değiştirdi? Evet, ne güzel değil mi? Muhteşem! İnanılmaz! Nasıl yaptın bunu dede?
Bakın işte bütün sır bunda saklı. Bunu tavuğun kafasına taktım. Ucunu da kediye dokundurdum. Ve değişim oldu. Çok güzel olmuş dede. Eline sağlık. Dede ne yaptın? Ne yaptı? Ama neden yere yakınım? Neden kuyruğum var? Bilge Can dede! Vay vay vay. Bilge Can'ın buluşu bu demek. Beden değiş tokuşu yapıyor. Bunu bir ele geçirirsek Bilge Can'a yaklaşabilirim ve üzerimdeki büyüyü kaldırmasını sağlayabilirim. Güçlerimi geri alacağım. Nerede kaldın? Beklediğine değecek vezir. Bilge Can haklıymış. Yüzyılın buluşunu yapmış. Beden değiş tokuşu yapıyor. Beden değiş tokuşu mu? Ben de önemli bir şey sanmıştım. Benim ne işime yarar ki bu? Ben de seni akıllı sanırdım vezir. Düşünsene bir. Her kapı açılacak sana. İstediğin bedene girip istediğin yere gidersin. İstediğin kişilere yakın olursun. Herkesi duyabilir, görebilirsin. Düşmanlarının yanına rahatça gidebilmen için bundan büyük şans olabilir mi? Haklısın galiba. Her şeyden hemen haberim olur. Kimse benden habersiz iş yapamaz. Şimdi o aleti almamız gerek. İşler karıştı dede. Onları ne hale getirdin? Dede, kurtar beni bu bedenden. Tamam, zaman zaman eşeklikler yaptım. Ama sonsuza kadar böyle kalmak istemiyorum. Bir şey dikkatini çekti mi Balkız? Keloğlan'ın eşeği aynı Keloğlan gibi konuşuyor. Konuşur tabii dede. Çünkü o Keloğlan. Keloğlan burada ya prenses. O eşek. Şşş, çok ayıp. Arkadaşın hakkında böyle konuşmamalısın prenses. Eyvah. Yandık çıra gibi. Dede ne yaptığını unuttu. Söylenip durma kara kaçan. Ben de memnun değilim bu halimden. Bedenleri geri çevirmen gerek. Aleti takalım kafalarına, işlemi geri çevirelim. Tavukla kedi de denedim Balkız, olmuyor. Değişmiş bedenleri geri alamıyorum henüz. Onu da hesaplamış olmalıyım da. Ne? Ne? Ne konuşuyorlar duyabiliyor musunuz onu? Şarkı söylüyorlar galiba. Şarkı mı? Bana hiç öyle gelmedi. Peki Bilge Can neden oynuyordu? Belki o da kuşlar kadar mutluydu. Delirtme beni. Ben ne yaparız da onları dinleriz diyorum. Sen kuşlar diyorsun. Nasıl eski haline getireceğini bilmeden mi Keloğlan'ı eşek yaptın yani? Ben mi yaptım bu hatayı? Yok, sen yapmadın. Benim eşek olasım vardı. Hadi dede. Nasıl çevireceksin onları bedenlerine? Bir çözüm düşünmüş olmalıyım. Ama hatırlamıyorum çocuklar. Unuttum. Olamaz! Vay vay vay! Yaşadık uzun. Bu buluş hayatımızı kurtarır. Kılıktan kılığa girer, istediğimiz kadar ev soyarız. İstediğimiz yemekleri yeriz. Hatta ülkeyi bile idare edebiliriz. O zaman her akşam et yeriz değil mi huysuz? Etin lafı mı olur? Ne istersen ballar, börekler. Evet. Şimdi çalıştır kafayı da o aleti nasıl ele geçiririz onu bul. Haklısın çirkin cadı. Zorla alamayız. Bilge Can hayatta vermez bize. O yüzden başkası almalı diyorum ya. Bakalım etrafta kimler var. Onları buraya getir. Emrin olur vezirim. Sağdan soldan gidin. Ormandaki akılsızları alıp buraya gelin. Dur köpek. Seni çağırmadım ben. Cici köpek, şirin köpek. Beceriksiz! Askerler yakalayın köpeği! Dağdan gidin, soldan gidin. Ormandaki iki adamı alıp buraya getirin. Nasıl ele geçiririz? Nasıl? Huysuz.
Dur Uzun, engel olma bana. Görmüyor musun? Düşünüyorum. Huysuz. Ama beni böyle meşgul edersen nasıl alacağımızı bulamam ki. Sevgili vezirim, ben de tam size geliyordum. Aleti nasıl alacağını söylemek için mi? Hiç yorulma. Onu getirecek kişiyi bulduk bile. Huysuzu bırakın. Ona kötülük yapmayın. Ben kuş gibi gider alır gelir. Kuş gibi mi? İyi fikir. Oldu. Oldu. Bir seferde başardım. Düştüğümüz hale bakın. Cadı büyüsü tuttu diye bayram yapacak neredeyse. Hadi uç kuşum. Uç ve o aleti bize getir. Huysuz elimizde Uzun. Gelmezsen onu bir daha göremez. Sözünüzü balla kesiyorum ama böyle daha ne kadar kalacağım? Hayır, anam merak eder. Çözümü hatırlayacağım Keloğlan, sabret. Ama ne zaman? Düşün dedeciğim, düşün. Bitirin şu işi yoksa ne kadar ot varsa mideme inecek. Dede. Düşünüyorum bal kız. Düşünüyorum. Hatta çözüm dilimin ucunda. Tükür dede, tükür. Yaptıklarımı düşünürsem nasıl geri getireceğimi bulmam daha kolay olacak galiba. Kulaklığı şöyle takmıştım. Ucunu da elimde tutuyordum. Sırtımda bir şey var. Herkese merhaba. Yine mi? Olamaz. Keloğlan kuş oldu. Bu eşek kim peki? Kuşum ben. Mini minicik bir kuş. Bana hiç öyle gelmedi nedense. Cüssesi değilse de sesinden tanıdım. Hırsız bu. Koca, uzun, upuzun hırsız. Aleti çalmaya gelmiş olmalı. Demek aleti çalacaktın ha? Yapmayın, etmeyin. Huysuz ellerinde. Geri gitmezsem öldürecekler onu. Ocağınıza düştüm. Arkadaşın gelmediğine göre seni neye çevirsem acaba? Sonsuza kadar ağaç olmak ister misin? Yoksa kurbağa mı yapsam? Bırak. Geldi işte. Sağ ol benim can dostum. Geldin ve hayatımı kurtardın. Hayatını tehlikeye attı. Gitti. Keloğlan gitti. Engel olamadık. Eğer cadı onun Keloğlan olduğunu anlarsa sonsuza kadar kuş yapar onu. Kuş olarak kalır. Ağlama prenses. Biliyorsun ben cadının yeteneklerinin çoğunu aldım elinden. Sonsuza kadar sürecek bir büyü yapması imkansız. Ancak gelip geçici büyülere gücü yeter onun. Yine de bu ona kötülük yapmayacağı anlamına gelmez ki. Düşünüyorum da çocuklar, haklısınız galiba. Onu ellerimizle ateşe atmayalım. Biz de yanında olalım. Belki bir yardımımız dokunur. Gidip arayalım. Yalnız bırakmayalım Keloğlan'ı. Bana ne olacak peki? Ceza olarak beni sırtında taşıyacaksın. Dayan huysuz, geliyorum. Ay. Ah, az kalsın seni unutuyorduk kara kaçan. Gel hadi, gidiyoruz. Buluş bu mu şimdi? Evet. Beden değiş tokuşu yapan alet bu işte. Getirdim. Bırakın arkadaşımı artık. Senin sesine ne oldu Uzun? Kuş gribi. Dünyayı avuçlarıma almama az kaldı. En büyük ben olacağım. Tutmayın beni. Tutun onu. Hoşça kal vezir. Belki görüşürüz. Sen emrimde çalışırken yani. Kaçmana izin veremem cadı. Cadı mı? Ama sen neler oluyor burada? Kuş kafeste uçuyor vezir. Engel olamayacaksın.
O engel olamaz ama ben olurum. Al derin derin nefes. Yap şu kuşa bir kafes. Yine sevindi zavallı. İlimdesin cadı. Güç bende. Ne oldu bana? Ne oldu? Böyle aç gözlülük yaparsanız olacağı buydu işte. Askerler! Yakalayın köpeği! E sen vezirimize nasıl köpek dersin densiz? Ben vezirinizim! Beni dinleyin! Konuşmayı öğrendin diye vezir mi oldun başımıza? Kapa çeneni, şurada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Burada hiç iyi şeyler olmuyor. Kaçalım! Yapmayın! Dinleyin beni! Cezalandıracağım sizi! Canınızı okuyacağım! Aa, gitti güzelim fırsat. Beceriksizler! Arkadaşım nerede ha? Ne yaptın ona? Dur Balkız dur! Benim Keloğlan! Bu bedendeyim! Ay, bu kuş halinden daha çirkin. Keloğlan sensin değil mi? Benim Bilgecan dede. Cadı kuş, vezir de köpek oldum. Seni eski haline getirmemiz lazım. Nasıl yapacağımı da biliyorum. Huysuz, canım arkadaşım. Buradayım, yanında. Cici köpek, akıllı köpek. Dur da şunu alayım. Hadi uzaklaşalım buradan. Aklımı yitireceğim. Kurtar beni şu iplerden uzun. Tamam, kemireyim bari. Hem de karnım doymuş olur. Madem kötü ellere geçme ihtimali var, yok ederim ben de. Emeklerin boşa gitti dedi. Yok yok, öyle söyleme Balkız. Yok etmesinde yarar var. Ben de seninle yer değiştirebilirdim. Ne yapardım sonra? Galiba başka çözüm bulamamıştım. İşler karışırsa çaresi aleti yok etmek. En doğrusu bu. Böylece vücut ısısı dalgaları geri dönecek ve herkes eski haline gelecek. Bedenler sahiplerine döndü. Emin misin dede? Şaka yaptım. Dur köpek.